Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hemen sıcağı sıcağına bir gelişmeyle açılışı yapayım arkadaşlar. İstanbul Spor Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz'ın kendi isteğiyle görevden ayrıldığını açıklamış. Biliyorsunuz İstanbul Spor bu hafta Fenerbahçe'nin ligdeki rakibi. 2 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet, 0.8 puan ortalaması. Yani inşallah doğru zamanda ayrılmıştır diyelim. Çünkü Fenerbahçe'nin böyle farklı kazandığı bir maç olsun. Gol yemeden, sakatlık vermeden, kart cezası vesaire vermeden inşallah kazanan Fenerbahçe olsun. Çağdaş Atan yönetimindeki Kayseri Spor transfer yasağına rağmen ligde topladığı 19 puanla 7. sıraya yükselmiş. 19-07 oluyor. Şaka bir taraf ama ligde şampiyonluk yaşayan 5 takımla da ilk 10 haftada karşılaşmış arkadaşlar Kayseri Spor. Bakın önü en açık takımlardan biri ha şu anda. 6 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet, 1.73'te puan ortalaması elde etmiş. Yani Süper Lig'in flash takımlarından birisi haline dönüştü. Hani bizle oynadığı zaman biliyorsunuz asla test maçı olmuyor. O yüzden durum böyle. Arkadaşlar müjdeli bir son dakika haberiyle devam edeyim. Başakşehir maçında ayak bileğinden sakatlanan İsmail Yüksek'in durumu belli oldu arkadaşlar. İsmail Yüksek'in durumu belli oldu. Allah'a çok şükür İsmail Yüksek'te korkulan olmadı. Herhangi bir sorun yok ama bir müddet dinlendirilecek denildi bana. Hani Ren maçında oynar mı oynamaz mı bir şey diyemem ama bir müddet dinlendirilecek denildi. Bu kadar söyleyebilirim. Başka da söylemeyeyim arkadaşlar. İkinci son dakika gelişmesi ise o da şu güzel şeyden sonra vereyim. İntrodan sonra. Joshua King biliyorsunuz Fenerbahçe'mizin yıldız transferi, tam kendine geldi dediğimiz anda topu alıp sürmesi, deparları, rakip savunmaları çaresiz bırakan koşulları vesaire olan King epeydir takımdan uzaktı. Bugün gerçi ben bugün diyorum ama siz bu videoyu salı günü izleyeceksiniz sanırım. Şu anda benim saatim aşkın saat 19.07 olmak üzere, 19.06'dayım. Joshua King takımla birlikte idmanın ilk bölümünde çalıştı. Bu ne demek? Ren maçında kadroda olabilir demek. Bu ne demek? MHYB demek. Tabii ki de dün izinliydi takımımız. Sakatlıkları devam eden Luan Perez, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King pazar günü tesislerdeydi. Tedavilerini sürdürdüler ve aynı Joshua King bu hırsla, bu inatla inşallah Ren maçında sahada olmasa da kadroda olacak gibi duruyor arkadaşlar. Bu arada pazartesi günkü idman basına kapalıydı. Bilginiz olsun. Şimdi sevgili arkadaşlar, Bayer Leverkusen Yusuf Nidiyashimi için Başakşehir'e resmi teklif yapmış. Yeni Malatyaspor'a 45 bin euro bonservis ve asgari ücret maaşla gelmişti Nidiyashimi. Başakşehir'e de 2.2 milyon euro bonservisle transfer olmuştu. Bir sonraki durağı Bundesliga olur mu diye çok çok tartışılan bir isim. Ben bir şey söyleyeyim. Hani bir şarkı var ya, uzaklarda arama çünkü sen içimdesin diye. Bence Fenerbahçe bir şeyleri uzaklarda aramamalı. Nasıl yani? Arkadaşlar 27 Ekim 98 doğumlu. Yani 23 yaşında 24 olacak. 1.87 boyunda Burundi milli takımının 17 kez formasını giymiş. 4 milyon euro piyasa değeri olan genç bir stoperden bahsediyoruz. Sağ ayaklı stoper ligi de biliyor. Bir sonraki satıştan %20 pay maddesi olduğu için Yeni Malatya'nın. Hani Başakşehir bizden bir takasta futbolcu ister. Misal veriyorum. Biz de takasta futbolcu veririz. Bu sayede Başakşehir de bir sonraki satıştan kar elde etmiş olur. Hani ben subliminal olarak duyumumu vereyim de anlayan mesajı anlasın arkadaşlar. Bu arada stoper olarak görev yapmasına rağmen bu sezon şu ana kadar 19 maçta oynamış. 4 gol, 1 asist yapmış. Hocam bunu alırsak işte Gustavo Henrique yedek kalır. Bunu alırsak kimi göndereceksin? Ya sana ne arkadaşım?
Sana ne? Mergin Berisha için aynısını diyordunuz. Mergin Berisha SofaScore verilerine göre Bundesliga'da haftanın 11'ine seçilmiş. Çok güzel. Arkadaşlar Berisha'yla ilgili de bazı şeyler söylemişler. Mergin Berisha'yla ilgili. Kulübünün İstanbul'a gelip görüşme halinde olduğu ve bonservisini almak istediğine dair. Ben geçtiğimiz günlerde size videoda söyledim bilgiyi. Dedim ki bu arada Nidia şimdi bu sezon 19 maça çıkmış arkadaşlar. 1562 dakika oynamış. 4 gol 1 asisti var. Bence Fenerbahçe'mize de yakışır. Ben Berisha'yla ilgili dedim ki belli bir süreye kadar bonservisi alınırsa fiyat belli. Ama o süre geçiştirilirse ya da geçersen fiyat artacak diye gerisini size bırakıyorum. Konuşmuyorum. Miguel Crespo. Hatırlarsanız ikinci lig topçusuydu. PTT'de bundan 50 tane vardı. Öyle söylüyorlardı. Ben demiyorum. Onlar diyordu. Miguel Crespo son 2 maçta Fenerbahçe'nin en çok koşan futbolcusu olmuş. 13.2 kilometre ve 12.6 kilometre ile. En çok ikili mücadele kazanan futbolcusu olmuş 9 kez ve 14 kez. Ve rakiplerin en çok faul yaptığı 3 kez ve 8 kez faul yaptığı futbolcumuz olmuş. Crespo için de Inter şu kadara geliyor, bilmem Atletico bu kadara geliyor falan filan diye. İnşallah Fenerbahçe şampiyon olur. Olur da Türkiye ligi satış rekorunu kırar. Kırabilir mi? Tabii ki kırabilir. Tabii ki kırabilir. Bakın Fenerbahçe'de çok kapalı kutu var. Mesela Diego Rossi. Ben size bir şey desem. Desem ki arkadaşlar işte hani siz bu aralar şeylere çok taktınız ya kafayı. Neydi? Medyum. Arkadaşlar falanca medyum dedi ki desem. İşte Haziran ayında Diego Rossi 40 milyon euro bedelle satılacak desem. Birçoğunuz şunu söylersiniz. Bak birçoğunuz. Ya iyi bak ne güzel. Demek ki ligin ikinci yarısında potansiyeline ulaşıyor. Demek ki işte kaçırdıklarını atmaya başlıyor. Demek ki bitiriciliğine yükseldi. Ya da manevi bir sinema kurulsa böyle. Gözünüzün önüne o sahneler gelse. 4 ay sonrasını, 5 ay sonrasını, 10 ay sonrasını görseniz. Diyeceğiniz şey aynen şu olur. Vay be Rossi demek 40 milyon euroya satıldı. Şöyle. Ya da başka bir şey söyleyeyim. Crespo 30 milyon euroya satıldı. Gözünüzün önüne sinema olarak indi. Aziz Allah. Hasta takipçiler ezan okunma saatine denk gelmesinden. Neyse 30 milyon euroya gidebilir mi Crespo? Bence gidebilir. Rossi 10'a da gidebilir. 5'e de gidebilir. 15'e de gidebilir. 25'e de gidebilir. Demek ki Fenerbahçe'de potansiyeli futbolcu çok. Rossi 9 gol atmış Fenerbahçe'de. Attığı 9 golün 7 tanesini maç 0-0 iken atmış. Aslına bakarsan işte bu 7 gol 7 goldür. Ya takım 4-0 önde, o giriyor gol atıyor. Bitti. Ne anladım ben bu işte? Yani dediğim gibi baktığın zaman benim hoşuma giden isimlerden bir tanesi. Ha bitiricilikte gerçekten problemi var mı? Var. Zaten o bitiricilikteki problemi olmasa 52'ler 62'ler falan konuşulur. Onu da söyleyeyim. Şimdi gelelim mühim kısımlardan bir tanesine. Senat Okun açıklamalarıyla devam ediyorum. Arkadaşlar bakın. Direkt moda mod okuyup devam edeceğim. Çünkü bir yer daha okuyacağım. Sonra baba duyumu verip bitireceğim. Luan Perez ve Joshua King'in bu hafta Ren ve İstanbul Spor maçlarında oynaması zor demiş Senat Ok. Müthiş bir duyum. Bunu dedikten sonra bu arada Luan Perez'in değil İstanbul Spor maçı kalan hani İstanbul Spor maçı ve Ren maçını da dahil edeyim. Hepsi dahil kalan 5 maçta oynaması neredeyse imkansız. Hani riske edilmemesi daha mantıklı. Perez bu hafta daha dönemez demiş. King'in durumu yakından takip ediliyor. Bu hafta içi bakılacak kolay değil demiş. Büyük takım büyük hocayla çalışır. Montella'yı dışarıda tutuyorum. Diğer hocalarımızı Jorge Jesus'la kıyaslamayalım. Değil mi? Diğer hocaları Jorge Jesus'la kıyaslamayalım diyor. Haksız mı? Bence son derece haklı. Son derece haklı. İsterseniz ukala deyin ama haklı. Fenerbahçe'nin hocası çok büyük. Okan hocayı neden eleştiriyorum demiş. Konyaspor maçının 22. dakikasında Valencia kırmızı kart gördü. Fenerbahçe'de çıkan oyuncu Lemos, giren oyuncu Serdar Dursun. Önde baskı yapmak için. Fenerbahçe o maçı kaybetti ama kendi ceza sahasına gömülmedi. Lider panik yapmayacak diyor. Jesus'tan bahsediyor. Jesus Serdar Dursun'un, bu arada Serdar Dursun'la ilgili de çok doğru analizlerde bulunmuş. Serdar Dursun o sistemde katkı veremeyeceğini düşünüyor.
Ayrılık da söz konusuydu. Başka kulüpler de vardı. Serdar'a talip ama kalmayı tercih etti. Belli olmaz birkaç maç sonra kazandırabilir. Jesus hocanın yakınıyla konuştum. Yani yeni bir gelişme yok diyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani hoca motive olmadığı yerde çalışmak istemiyor demiş. Bugün bir tanesi de şey demiş. İşte demiş ki uzatmak için şey diyecek demiş. Ben sizden şu futbolcuları isteyeceğim. Alabilecek misiniz? Kapasiteniz var mı? Diyecek. O külliyen yalan. Ben sizden şu futbolcuları isteyeceğim. Alabilir misiniz olayı? Jesus her şeyin farkında, merak etmeyin. Bakın Jesus taraftarla iyi. Yönetimle iyi. Başarılı olursa ki inşallah olacak. Allah aşkına niye kalmasın? Niye kalmasın? Ha, şampiyonluktan sonra masaya oturulur mu? Bu daha güçlendirir elini. Bu elini daha güçlendirir. Brezilya milli takımı Jesus'a talip. Evet, İspanya da talip. Bir milli takım daha var talip. Aynı anda iki takımı birden çalıştırabilir. Buna niye odaklanmıyorsunuz? İrfan Buz. Biliyorsunuz eski teknik direktör. Yani belki şu anda da yapıyordur ya da yapacaktır. Fenerbahçe çıtayı yükseğe çekti ve diğer takımlara kıstas olarak Fenerbahçe'yi alıyor. Yani diğer takımlar kıstas olarak Fenerbahçe'yi alıyor demiş. Bu yüzden daha düşük seviyede gibi gözüküyorlar. Fenerbahçe yıllardır aradığı teknik adamı buldu. Taraftarın gönlünü fethetti. Herkesin gözünde kredisi yükseldi. Öncelikle rakibe çok saygılı teknik adam. Kendisini üst seviyeye taşıdığı özellik bu. Ülkemize Jesus gibi kaliteli hocalar gelince kalite de yükseliyor. Jesus'un hakemlerle ilgili de hiç konuştuğunu görmedim. Duruşuyla büyük hoca olduğunu gösteriyor. Arda Güler çok büyük yetenek. Bu yaşlar çok önemli. Daha fazla süre alması lazım. Yeteneklerinin ve motivasyonunun gerilememesi gerekiyor demiş. Şimdi bir taraftan Jesus överken bir taraftan daha fazla süre alması gerekiyor demiş. Herkes her şeyin farkında. Amerika'yı tekrar keşfetmenin lüzumu yok. Ama tabii ki de o tecrübeli hoca bizden daha iyi bilecektir. Ali Naci Küçük. Zorbay Küçük'ün amcasının oğlu bu arada. Şaka şaka. Fenerbahçe liderlik koltuğunu hak ettiğini çok açık bir şekilde gösterdi. Jorge Jesus bence Fenerbahçe tarihinin gördüğü en büyük teknik direktör demiş. Doğru, şu ana kadar ben henüz takımda teknik direktörlük yapmadığım için siz kendinizi Jesus'la avutun. Tabii işin esprisi bir tarafa. Şu kardeşiniz yıllarca burada neyi söyledi? İş ehline bıraktı dedi. Zaten işin ehline bırakılmaması kıyamet alameti. Allah muhafaza kıyamet falan kopar eder. Fenerbahçe'yi doğru izleyemezdik dedik. İşi ehline bırakmak lazım. Ali Koç aslına bakarsanız şu anda tam olarak yapması gerekeni yapıyor. Bak, tam olarak. Hatta benim burada uzun uzadıya bir videom var. Ali Koç kendi görse belki kapak fotoğrafını görüp ulan bu bana sövmüştür. Ama videoyu izledikten sonra der ki ben de aynı fikirdeyim. Çünkü ben orada dedim ki ya Fenerbahçe iyi yolda. Aylar aylar önce Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeydi sanırım adı. Hatta dur buldum onu. Bak şu kapak fotoğrafı var. Başlıkta da diyorum ki Fenerbahçe taraftarı çıldıracak. Son dakika Fenerbahçe taraftarı çıldıracak. Ali Koç istifa, inanılmaz rezil şeyler diye. Ve bu videoda arkadaşlar tarihe de bakayım. 2 Temmuz 2022 tarihli bir video. Yani bu videoda da ben baya bir gerçekler açıklıyorum. Orada şöyle bir ifade kullandım. Dedim ki güzel bir takım kuruldu mu? Kuruldu. Daha gelecekler var. Takım güzel. Jesus ve ekibine takım emanet edildi mi? Edildi. Daha gelişecek çok şey var. Daha lig doğru düzgün başlamadı. Daha maçlar başlamadı. Takımda sıkıntılar, kötü gidişatlar, işte hazırlık maçlarında kötü sonuçlar olacak mı? Olacak. Sakatlıklar şu olacak mı? Olacak. Ali Koç yapabileceği her şeyi yaptı. Şimdi kenara çekilecek ve izleyecek diye. Arkadaşlar bugün size soruyorum. Ali Koç şu anda nerede desem birçoğunuz bilmezsiniz. Ben ne bileyim hocam, neredeyse nerede, bana ne dersiniz. Değil mi? Mantık olarak yani bana ne denilecek yerde. Çünkü takımı kurdu Jesus'a. Takımı kurdu Itoidis'e emanet etti. Alın arkadaş, ne yapıyorsanız yapın. Nerede olduğunu kim ne yapsın? Ya ne olsun? Ya belki de scout ekibi falan ayarlıyor. Belki ne bileyim arkadaşlarla gezmeye gitti. Belki Amerika'da. Ya bu adam geçen sene aynı dönemlerde elinde megafonla anons yapıyordu. İşte arkadaşlar doğru yönetim şekli budur. Bakın Jorge Jesus. Jorge Jesus'a da hayran kalmamak elde değil. Gerçekten bak. Bir takımın düşünün. Ya loser bahçeydik ya. Resmen loser bahçeye dönüşmüştük.
Şimdiki Galatasaray daha da düşecek. Durun siz. Onlar tam Fenerbahçeleşecekler. Tam manasıyla Fenerbahçeleşmediler. Biraz daha bekleyin. Ben hep söyledim. Bu takıma disiplin şart. Bu takıma otoriter bir hoca şart. Bu takıma doğru düzgün sistemden anlayan bir teknik direktör şart. Ve bu takıma hocanın istediği transferler şart. Ya bizim takım senelerdir çalışmıyordu. Sahada yürüyordu. At çiftliğine dönüşmüştü. Ali Baba'nın çiftliğine dönüşmüştü. Ali Koç'un kendisi gelsin ona da söylerim aynısını. Fenerbahçe at çiftliğine dönüşmüştü. Birilerinin at koşturduğu bir çiftliğe. Şimdi bakın herkes fit. Herkes idmanlarda. Çalışmak zorunda. Disiplin üst düzey seviyede. Çocuğu kucağına almış Gustavo Henrique Jesus'u görüyor. Çocuğu hemen indirip başka tarafa bakıyor. Serdar Aziz göz göze gelmemek için uğraşıyor. Hocam korku da iyi bir şeydir. İyi bir şeydir, iyi bir şeydir. Korkuyla karışık saygı çok iyi bir şeydir. Şu anda biz toplumca bunu yitirmiş durumdayız. Dikkat edin gençler. Niye uyuşturucu batağında sizce birçoğu? Niye sigara, alkol, kötü alışkanlıklar almış başına gitmiş? Niye 13-14 yaşındaki kız çocuklarında sıkıntılar? Hani aklınıza getirebileceğiniz şeyleri getirin. Hani doğma, büyüme falan. Hani aklınıza bu tip şeyleri getirin. Niye bu sıkıntılar var? Çünkü biz maalesef ve maalesef saygıyla karışık korkuyu yitirdiğimiz için. Herkeste bir özgürleşme havası var. Ben yaşayamadım çoluğum çocuğun yaşasıncılar yüzünden. Toplumun ahlakının ulaştığı seviyeye bakın. Hocam Fenerbahçe'nin toplum ne alaka? Arkadaş Fenerbahçe ne şekildeyse ülke o şekilde oluyor. Bak Fenerbahçe'de işleri iyi gidiyor ya. Dolar da düşer, altın da düşer. Görün bakın. Enflasyon da düşer, maaşlar da artar. Maaş arttıkça öbürleri aynı kalırsa inşallah kalır. İnsanların alım gücü artar vesaire vesaire. Hani daha 40 çeşit şey sayarım. Anlatabiliyor muyum? Fenerbahçe ne zaman iyiyse ülke o zaman iyi oluyor. İnşallah da böyle gider. Dediğim gibi Jesus da herkes idmanlarda fit. Çalışmak zorunda. Üst düzey. Ya İrfan Can'a falan bir bakın ya. Adalesi atan futbolculara bir bakın ya. Makine gibi taş gibi futbolcular geliyor ya. Ya hocanın idmanları sayesinde kondisyon, fizik. Ya Fenerbahçe'ye şu fizikte, şu kondisyonda Türkiye'de yaklaşacak takım yok. Değil. Baş etme. Yaklaşacak takım yok. İyi de hocam sakatlanan bir ay gidiyor. Sakatlanıp da dönen kaç ay gidiyor? Sadece bir tek Mert Hakan'da oldu. Fark ettiniz mi? Sakatlıktan döndükten sonra sakatlanmayı. Demek ki kendine yeterince bakmıyor. Ya bizim Türk futbolcularında böyle disiplinsizliği olabiliyor haliyle. Bakın Galatasaray çıkmış ağlama zırlama peşinde. Yok ligi bitirmeyeceğiz, yok bilmem ne yapacağız peşinde. Allah aşkına. Yok ligi bitirmeyeceğiz, yok ligden çekileceğiz. Çekilemezler. Galatasaray asla ve asla ligden çekilemez. Bir, açıklıyorum. Son dakika. Bir, Galatasaray 3 senelik yayın gelirini temlik ettirdi. Ve bu sayede kredi aldı. Hocam kredi alıp ne yaptı? Icardi, bilmem Mertens, Torreira, şu bu falan filan. Siz neyle alındı zannediyorsunuz? Siz neyle alındı zannediyorsunuz? Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın 400 milyon lira bir aldığı kredi var. Bir o kredinin şartlarını araştırır mısınız Galatasaraylılar? Ben araştırmışım belki de. Ben konuşmuyorum. Siz konuşun. Merak ediyorum nasıl kıvıracaksınız? 400 milyon lira krediyi bir araştırsanız da. Kapıda ne kadar beklemişler? Ligden çekileceklermiş. Çekilsinler. Çekilmezseniz adam değilsiniz desem. Şimdi bana da diyorlar ki hocam sen niye Galatasaray'a savaş açtın? Savaş mı savaş açtığım yok. Açık net söylüyorum ya. Yapamazlar. Yapamazlar. Argümanlı konuşuyorum. Galatasaray ligden çekilemez. Fenerbahçe'nin rengi sarı kırmızı olur. Yine Galatasaray ligden çekilemez. O kadar da iddialıyım. Hadi buyurun. Ya biz nelerle uğraştık ya? Hadi çekilin. Hadi çekilin ligden. Biz nelerle uğraştık? Ben size ne dedim? Önceki videolarımda Galatasaray'ın borcu Aralık ayında falan Fenerbahçe'yi geçecek dedim. Hadi lan oradan dediniz. Daha ağır şeyler de söyleyin. Hadi lan oradan lan yolumuza devam edelim. Hadi oradan en borçlu takım Fenerbahçe dediniz. Fenerbahçe'nin borcu Aralık ayında Galatasaray'dan daha az olacak. Bu hızla gidersek önümüzdeki Haziran ayında 2023 Haziran ayında Fenerbahçe'nin borcu ya Trabzonspor'la kılı kılına aynı olacak ya da Trabzonspor'un borcu bile Fenerbahçe'nin borcunu geçecek. Mevcut o anki borçları. Beşiktaş zaten alıp başını gidecek de.
2023 Haziran'a Fenerbahçe'nin borcu Trabzonspor'dan da Galatasaray'dan da Beşiktaş'ın da daha düşük olursa kimse şaşırmasın. Şoka da uğramasın. Çok açık konuşuyorum. Gelelim Jesus'a. Hocam Jesus'la ilgili bir bilgin var mı? Olmaz olur mu? Bilginin kralı bende. Arkadaşlar Jesus, Jorge Jesus uzatıyor. Ama hocam Jesus'un kendi yok dedi. Hayır dedi. Hiçbir yere gitmiyorum dedi. Valici de yolumuz ne oldu dedi. Hiçbir yere gitmiyorum demedi. Yani uzatmayı Mayıs ayında konuşuruz dedi. Lütfen doğru konuşun. Odri Meydan. Jorge Jesus'un kendisine karşı duyum veriyorum. Bakın yanlış anlamayın. Dünya tarihinde bir ilk, yani imzayı atacak kişiye karşı duyum veriyorum. O yok diyor, imza atmayacağım. Tam ayısı bekleyeceğiz diyor. Ben de Odri Meydan diyorum. Jesus Fenerbahçe ile uzun yıllar devam edecek inşallah arkadaşlar. Allah'tan ömrüne, sağlığına vesaire bir sıkıntı gelmediği müddetçe. Çok 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 büyük operasyonlar, şunlar bunlar olmadığı müddetçe. Hani aklınıza gelebilecek çok uç senaryoları getirin. Allah muhafaza. Yani ben örneklemek istemiyorum kötü şeyleri. Hani ülkemizle ilgili ne bileyim kötü şeyler örneklemek istemiyorum. Aklınıza gelebilecek bütün kötü senaryoları düşünün. Hani onlar olmadığı müddetçe devam. Hatta çok yakında da Jesus çok güzel bir apartman dairesine taşınacak diyeyim. Gerçi fakir taşınınca adı apartman dairesi olur. Zengin taşınınca villa yalı mı diyordunuz ya, bir şey diyordunuz. Bakın bakalım ne olacak arkadaşlar. Çok yakında görürsünüz Jesus'un olayını. Aynı zamanda ben şunu da söyleyeyim. Jesus doğru adam mı Fenerbahçe'de? Arkadaşlar biz sıradan taraftarlar değiliz. Biz sıradan insanlar değiliz. Bana diyorlar ki takım tutuyor musun? Takım tutmak ne ya, öyle saçma sapak şeyler diyorum. Takım tutmayla falan benim öyle salak saçma şeylerle işim olmaz diyorum. İyi lan, ne güzel, futbola ilgisi yokmuş diyor. Ne alakası var diyorum, ben Fenerbahçeliyim diyorum. Hani takım tutmuyordun diyor. Fenerbahçe takım mı? Fenerbahçe bir hayat felsefesi, bir yaşayış biçimi. Kaçınız Fenerbahçe'nin sıradaki maçının dakikasına kadar biliyorsunuz? Çoğunuz. Fenerbahçe'nin Ren maçının saat kaçta oynanacağını yazar mısınız? Bak, saat kaçta oynanacağını yazar mısınız? Merak ettim, kaçınız biliyorsunuz? İşte bu yüzden hayat felsefesi. Bir şeyi çok merak ediyorum. Gustavo Henrique'nin forma numarası. İnternetten bulmadan kaçınız biliyorsunuz? Hadi. Hadi buyurun. Anladınız mı demek istediğim? İşte bu hayat felsefesidir. Ben arabayı aldığım zamanlarda ya da araba alma niyetlendiği zamanlarda bazı arkadaşlarla konuşuyorum. Şunu al, bu çok az yakar, bu iyi kaçar. Vergisi şöyle. Bir sayıyor işte, şunu böyle, bunu böyle. Şu kronik arızası var, şundan dert yanarsın. Parçası ucuz, çıkmasını bulursun, çakmasını bulursun, çekmesini bulursun, bilmem nesini bulursun, şöyle böyle falan filan ya. Fenerbahçe taraftarı da böyle. Gustavo Henrique şu numarayı formalı, şu numaralı formayı giyiyor. Boyu şu, şu kadar paraya geldi. Sözleşme detayı şu, transfer markete bakmadan ezberden söylüyor. İşte bu yüzden biz takım tutmuyoruz, biz Fenerbahçeliyiz. Biz 3 Temmuz'a kadar Fenerbahçe'yi tutuyorduk, takım tutuyorduk ama 3 Temmuz'dan sonra biz Fenerbahçe'nin kendisiyiz. Hani bir laf vardı ya işte, şu takım Türkiye'dir diye. Şu takım Türkiye'dir diye adaletli şekilde konuşacak olsanız bunun tam merkezine Fenerbahçe'yi koyarsınız. Fenerbahçe Türkiye'dir dersiniz. Kuruluşun, yani kurtuluşunda ve kuruluşunda yegane pay sahibidir. Ve Fenerbahçe taraftarı her şeyin en güzelini hak ediyor. Jesus'ta ivmeyi yakaladık. Jesus'ta güzel gidiyoruz. Jesus'ta başarıdan başarıya koşmak üzereyiz. Lütfen çelme takmayın. Neydi bizim sloganımız? Hep destek, tam destek. Arkadaşlar hep desteğinizi, tam desteğinizi gösterin. Biz de bu desteğinizden küçücük de olsa bir numune istiyoruz. Kanalımıza abone olarak, videoları beğenerek, yorum yaparak desteğinizi istiyoruz. Ama asıl desteği bizi çok önemsemeyin. Bizi önemsemeseniz de Fenerbahçe'yi önemseyin. Asıl desteği Fenerbahçe'mize istiyoruz. Bir sezon ya. Çok değil. Çok değil. Bir sezon. O da bu sezon. Bu sezon birlik olalım. Bu sezon birlik olalım. Bir bakın bakalım. Lig bittiği zaman. Ulan geçen sene ben sana sövüyordum. Şöyle yapıyordum. Böyle yapıyordum. Ulan sen iyi adammışsın. Demeye başlayacaksınız Fenerbahçeli kardeşlerinize. İlla benim için demiyorum bunu. Her şey Fenerbahçe için diyorum. X sayfası, Y sayfası, X şahsı, Y şahsı fark etmez. Ulan biz sana kötü davrandık ama ulan oğlum sen iyi adammışsın falan filan demeye başlayacaksınız.
Aa, ulan şu adamın sayfası da güzelmiş işte, kanalı da güzelmiş demeye başlayacaksınız. Birbirimizi tanıyacağız. Birbirimize saygı duydukça, başarı geldikçe, Fenerbahçe başarılı oldukça sevecek adam arayacağız. Şimdi, gerçi şimdi de sevecek adam arıyoruz. Ama sağ olsun Galatasaraylılar bırakmıyorlar başkasına. Onlar diyorlar ki en çok bizi sevin diyorlar. Biz de en çok onları seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.